Eda Ece depremzedelerle alay ediyor bir de gülüyor espri yaptım diyor. Bak terbiyesize bak. Terbiyesize bak bir de espri yaptım diyor. Öyle bir şey olabilir mi? Sözleri büyük tepki çekince de hemen efendim bunların yaptıkları temel e, kaçış noktası olur. Atatürk. Biz Atatürk çocuğuyuz. Biz Atatürk gençliğiyiz. Biz Atatürk'ün emanetiyiz falan diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar ede, ede 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 itibarlarını sıfırladılar. Bakalım. Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık. <laughs> Yaptıkları 3-5 liralık yardımla depremzedileri satın alabileceklerini zanneden CHP çevreleri depremzedilere hakaret etmeye devam ediyor. Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık. <laughs> Seçim sonuçlarını hazmedemeyenlerden birisi de sözde oyuncu Eda Ece oldu. Bir ödül töreninde sahneye çıkan Eda Ece 11,5 milyon depremzedeyle alay etti. Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandık. sandıktan onu anladık. Anlayayım. Söyledikleri büyük tepki çeken Eda Ece kurtuluşu Atatürk istismarı yapmakta buldu. Sosyal medyadan bir video yayınladı ve çirkin sözlerine Atatürk'ü alet etti. Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor. Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık. <laughs> her türlü herzeyiye, her türlü naneye, ondan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ne güzel iş ya. Ne güzel iş vallahi var ya. Bu memlekette maalesef işte, yani hakaret var, aşağılama var, ondan sonra kibir var, üstten bakma var. Sadece bu isim için demiyorum yani, diğerleri için de. Yani el hareketi yapıp, şimdi burada yapamayacağım el hareketlerini yapıp, e, sahnede bunu bağıra bağıra söyleyip, ondan sonra o nokta nokta, s nokta nokta diyene... Efendim Kahraman ilan edip onun kombinleriyle Seçime gitmek Ondan sonra daha türlü türlü Açıklamalar yapmak e Sonra da çıkıp özür dileme Bu Bunlar samimi de değil ya. Yarın çıkar birkaç tane eğer projede falan yer alamazsa Bahanesi de hazır Baskı var der Ondan sonra zulüm var der e, Mobbing görüyorum der Ama kendi yaptığı terbiyesizliği Ve ahlaksızlığı üzerine Özür dilemek yerine ...onu devam ettirerek bunu söylerler bir de... ...çıkıyorlar aynı ödül töreninde birkaç isim daha gösterdiler... ...kimdi Melike Şahin miydi birkaç isim bilmiyorum... ...bunlar sanatçı tırnak içerisinde söylüyorum... ...yani sanatçı adıyla orada yer alıyorlar... ...biri LGBT'ye destek veriyor ondan sonra... ...öbürü diyor ki inşallah diyor baskının olmadığı... ...inşallah diyor kardeşçe yaşadığımız... ...ya ne oluyor arkadaşlar... Değerli sanatçı, siz kendinize sanatçı dediğiniz için bunu söylüyorum. Yoksa benim nezdimde sanatçının sesi olamazsınız da. Neyse önemli değil benim ne düşündüğüm. Yani diyorlar ki baskı, ya nerede baskı görüyorsun, nerede zulüm görüyorsun, nerede engelleme görüyorsun, hangi konserine kolluk kuvvetleri gelip de seni böyle tutukluyor, burada konser yapamazsın diyor. Nerede oluyor bu ya? Ya bir hele bir anlatın şu millete. Neyin baskısını görüyorsunuz? Hangi kıyafeti giyiyorsun da seni sahnede taşlıyorlar bu kıyafeti giydin diye? Böyle bir şey mi var? Böyle bir şeye izin verilir mi bu memlekette ya? Herkes ne giyiyorsa giysin. Herkes ne söylüyorsa söylesin. Ama hiç kimsenin kişiliğine, karakterine, ailesine küfretmeden, saygı duyarak, saygısızlık ederek değil. Saygısızlık ederek değil. Hiç ki sizin hangi siyasi görüşte olduğunuz umrumuzda değil. Hangi partiye oy atıyorsanız atın umrumuzda değil. Umrumuzda değil. Umrumuzda değil. değil. Ama açıklama yaparken, konuşurken ya bir bakın ya ne ne söylediğinize bir bakın. Hangi kelime, hangi cümle bu nereye gider bir bakın. Terbiyesizlik, ahlaksızlık. Bak giydiğiniz kıyafet üzerinden falan bu, bu, kesinlikle ama kesinlikle konuşmuyorum, eleştiri yapmıyorum. Beni ilgilendirmez. Zerre umurumda değil. Ama yaptığınız konuşmalara dikkat edeceksiniz eğer sanatçıyız diyorsanız Benim burada yaptığım konuşmanın önemi yok. Ben sanatçı değilim ki. Ben sanatçı değilim ki. Ben burada geliyor. Günde memlekette hangi haberler var? Onları elimden geldiğinde dilim dönünce anlatmaya gayret eden sıradan bir vatandaşım. Ama siz sanatçısınız. Sanatçısınız. Güya, güya. Güya dizilerde, filmlerde oynuyorsunuz. Sizin fanlarınız var. Toplumu etkileyebilecek kitleniz var. 3, 5 kaç yani önemli değil sayısı ama belli bir kitleniz var. Dolayısıyla sizin yaşantınız, sizin yaptığınız açıklamalar önemli, kıymetli. Önemli, kıymetli yapmayın ya. Bu memleketten ekmek yiyorsunuz. Bu memleketten ekmek yiyorsunuz. Ekmeğini yediğiniz memlekete niye ihanet ediyorsunuz? Kim size engel oluyor? Kim sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyor? İstediğiniz kıyafetleri giyiyorsunuz. Giyin biz diyor mu? Umurumda değil, zerre umurumuzda değil. İstediğiniz yaşantıyı yapıyorsunuz. Konserleriniz gerçekleşiyor, dizileriniz var, oyunlarınız var, gelenler var, alkışlayanlar var, sizi destekleyenler var. Ne güzel, ne güzel. ...ne bu böyle ideolojik, siyasi mesaj verme kaygısı ne, nedir? Onu da veremiyorsunuz, onu da beceremiyorsunuz. Onu da beceremiyorsunuz. Ondan sonra çıkıp özür diliyorsunuz. İnanır mı bu halk size? İnanır mı bu millet size? Ben LGBT'ye destek veren... ...LGBT'ye destek veren bir sanatçının... ...benim seçtiğim belediye sınırları içerisinde benim belediyemin, benim e, vergimle benim vergimle dönen belediyenin bütçesinden para ayrılmasını bir vatandaş olarak doğru bulmuyorum. Bu benim ifade özgürlüğüm, bu benim tavrım, isteğim. LGBT ya da LGBT'ye destek veren. Ben böyle sanatçılara belediyelerin konser verdirmesine, para akıtmasını... Eğer benim bir hakkım varsa o belediyeden ki var bir vatandaş olarak... ...ben hakkımı helal etmiyorum kardeşim. Bunu söyleme özgürlüğüm yok mu benim? İstemiyorum ya. İstemiyorum. Kıyaslamak istemiyorum ama nasıl PKK sempatizanı bir sanatçıya... Ee, ...tavrım nasılsa kusura bakmayın LGBT ve ona destek veren sanatçıya da tavrım böyle... İkisini mukayese etme, kıyaslamak için söylemiyorum ama tavır olarak aynı tavırdayım ben. Aynı yerdeyim. İstemiyorum. Doğru bulmuyorum. Ha, belediye veriyor, verdiriyor. Ben de bunu gider seçimlerde karşılığını veririm. Eğer bana rağmen, bu benim isteğime rağmen bu adamlara, bu kişilere konserver bu benim tarzım. Ha, destek verenler de gider ona oy verir. Onu getirene oy verir. Bu demokratik bir yarıştır. Kim daha fazla istiyor ya da istemiyorsa onun adayı seçilir. Ben istemiyorum. Yarın seçimde de bunlara bu konseri verdirenlere hesabı sandıkta sorarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.